Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Bugün 13 Temmuz Salı ekrandan da görebileceğiniz gibi kripto para piyasası dünün aksine negatif yönde kırmızı renkle karşıladı yeni günü. Lider kripto para birimi bitcoin dolar cephesinde 34 bin dolar seviyesinin üzerindeki seyir çok fazla sürmedi ve parite tekrar 33 bin dolarlı seviyelere kadar geri çekildi 33 bin 200 dolar seviyesindeki önemli destek noktasını tutunma çabasına şu dakikalar itibariyle. Son 24 saatlik dilimde %3.09 oranında kayıp var. Ethereum'da biliyorsunuz 2311 dolar seviyesine çok fazla dikkat çekiyorduk ve yükselişin devamı için 2311 dolar seviyesinin üzerinde kalma şartını koymuştuk. Ancak parite bunu başaramadı ve 2000 dolarlı seviyelere kadar geriledi ve %5.78 oranında Son 24 saatlik dilimde kayıp var. Önemli kripto para birimlerine bakalım. Binance Coin'de %5.01, Dogecoin'de %5.47, XRP'de %2.13, Adada ise %3.48 oranında kayıplar var. Yani kripto para piyasasının genelinde büyük kripto paralarda çok ciddi anlamda düşüşler gözlemliyoruz. Şu dakikalar itibariyle son 24 saatlik dilimde. Bugünkü videomuzda Bitcoin ve Ethereum'u inceleyeceğiz. İki büyük kripto parayı piyasaya yön vermesi açısından iki büyük kripto paranın son teknik görünümüne beraber bakacağız. İsterseniz hemen Bitcoin dolar paritesiyle hızlıca başlayalım. Önümüzde 4 saatlik Bitcoin dolar grafiği açık. Bitcoin dolar grafiğinde aslında son 1-1,5 aylık süreçteki senaryo tekrarlandı. Ne oldu senaryo neydi? Hatırlarsanız sürekli olarak Bitcoin dolar paritesinde ee, bir komplo teorisi kurmak istemiyoruz. Bir rastlantı olarak görmek istiyoruz bunu dedik ama son, sürekli olarak önemli direnç noktalarının kırılması arifesinde ya da bir miktar üzerine çıkıldığı zaman parite çok sert bir şekilde haber kaynaklı olarak geri dönüyor. Nitekim dün de biz analizimizde kırmızı ile gösterdiğimiz bu tren çizgisinin olumlu olduğunu, aynı zamanda mavi ile gösterdiğimiz bu düşüş tren çizgisinin kırılmasına yönelik emarelerin olduğunu, bu sebeple paritede yukarı hareketlerin 35.500-36.500 dolar seviyelere kadar devam etmesi be gerektiğini belirtmiştik. Ancak parite çok sert bir şekilde aşağı döndü ve 33.815 dolar seviyesindeki daha önce direnç noktası olan ve destek noktası olarak çalışmaya başlayan parit seviyenin de altına geldi. Bu seviyenin altına gelmesiyle beraber mavi ile gösterdiğimiz bu tren çizgisinin düşüş tren çizgisinin tekrar altına geldi. O zaman biz bunu geri çekilmelerde e, sarkma olarak adlandırıyorduk. Yukarı çıkarımlarda ise küçük bir yukarı döneme olarak adlandıracağız. Yani paritede şu anda tekrar bu mavi ile gösterdiğimiz düşüş tren çizgisi tekrar işlerlerini korumaya başladı. Bu tren çizgisinin şu dakikalara itibariyle direnç noktası ise yaklaşık 33.400 dolar seviyelerine denk geliyor. Şimdi paritede ilk aşamada bu seviye bir aşılmalı ancak buradaki gibi değil. Üzerinde ciddi anlamda kapanışlar ve hacimli kapanışlar yapılmalı. Bunun üzerinde 33.815 dolar seviyesini geçilip yine bu seviye üzerinde geç, e, e, hacimli kapanışlar şart. Bu gerçekleşirse dünkü senaryomuzu tekrar gündem alabiliriz. 35.500 36.500 dolar seviyeleri 35.000 dolar seviyesinde bir ara direnç noktası olmak üzere hedeflenebilir. Ancak maviyle gösterilen bu transaksiyon altına gelinmesi şu andaki bütün bu olumlu senaryomuzu bir nevi üzerine set çekmiş durumda. O yüzden biz şu anda ilk aşamada takip etmemiz gereken 33.400 dolar seviyesinde bulunan bu trend çizgisi kırılacak mı kırılmayacak mı onu takip edeceğiz. Kırılması durumunda dediğimiz gibi 33.815 dolar seviyesi daha doğrusu bu trend çizgisinin kırılmasının teyidini biz 33.815 dolar seviyesinin üzerine kalınmasıyla alacağız. Bu olumlu senaryo. Olumlu senaryonun her ne kadar normal şartlar altında gerçekleşme ihtimali varsa da çok enteresan bir dönemden geçiyoruz kripto para piyasası için çok farklı senaryolar var. Şimdi geri çekilmelerde 32.700 dolar seviyesinde 32.800 dolar seviyelerinde bir ara direnç ara destek noktası var. Ancak asıl direnç noktası ise 32.300 dolar seviyesinde paritede bu seviyenin altına gelmesi durumunda her ne kadar 31.115 dolar ise 31.200 diyelim 31.200 dolar seviyesinde bir ara destek noktası olmak üzere 30.127 hatta 28.700 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme riskinden bahsedebiliriz Bitcoin dolar paritesinde. 28.700 dolar seviyesini her analizimize ayrı bir parantez açıyoruz. Biliyorsunuz burası artık stop loss noktası. Bu seviyenin altında 24.000 dolar seviyesi ara destek noktası olmak üzere 19.000-20.000 bin bin dolar seviyelere kadar çok ciddi anlamda bir gerileme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Zaten olası senaryolarda, kötümser senaryolarda bu seviyenin altına geldiğimiz zaman satışların çok fazla hızlanacağını söylemekte fayda var. Şimdi bu analizimizden ne anlıyoruz biz? Bu analizimizden Bitcoin dolar paritesinde yeni pozisyon açmak için henüz erken olduğunu söyleyebiliriz. Çok kısa vadeli düşünürsek 33.815 dolar seviyesi üzerine kalınması durumunda 36.500 dolar seviyesi hedeflenebilir bazı altında. Belki çok çok küçük bir risk alınabilir. Ancak şu anda paritede ciddi anlamda risk taşıdığını söylemekte fayda var. Paritede ne zaman biz 60.000 dolarları, 70.000 dolarları, 50.000 dolarla telaffuz edeceğiz? Ne zaman edeceğiz? O zaman bu ile gösterdiğimiz koyu lacivert çizgisiyle gösterdiğimiz trend çizgisinin yukarı kırılmasıyla. Burası da yaklaşık 45.300 dolar seviyelerine denk geliyor. Burası hatta kesiştiği nokta şu anda paritenin gördüğü zirve noktaları birleştirildiği zaman ana düşüş trendinin bu olduğu görülüyor. Yani parite bu trend çizgisinin üzerine çıkmadıkça iki trendin bir kesiştiği nokta yanlış 45.200-300 dolar seviyelerin üzerine çıkılmadıkça paritede biz bitcoin dolar paritesinde şu senaryoyu yani yaklaşık şöyle diyelim 21 Mayıs haftasında başlayan hatta biraz daha gelelim 19 Mayıs haftasında başlayan senaryoyu görmeye devam edeceğiz. Yani yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı hatta biraz daha bant küçüldü uzun süredir Bitcoin dolar paritesi yaklaşık 18 Haziran tarihinden beri şu aralıkta hareket ediyor. Yani parite için uzun vadeli yeni pozisyon açmak için riski minimize etme açması açısından henüz erken olduğunu söylemekte fayda var. Eline pozisyon olan yatırımcıların özellikle 28.700-28.500 dolar bandına özellikle dikkat etmelerinde fayda var. Çünkü bu seviyenin altında dediğimiz gibi 19.000-20.000 dolar seviyelere kadar çok büyük bir destek yok. Bu seviyeler kadar gerileme riskinin çok yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Hemen isterseniz bir de Ethereum dolar paritesine bakalım. Şimdi Ethereum dolar paritesinde yaklaşık Haziran son haftalarında yaptığımız analizlerde Ethereum'a özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştik. Çünkü ufak da olsa pozitif yönde sinyaller üretiyordu. Ancak bunun teyidini henüz alamamız için sadece dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmiştik. Nitekim parite yaklaşık 1744 dolar seviyesindeki destek noktasını test ettikten sonra yönünü yukarı çevirdi ve 2311 dolar seviyesindeki noktasının da bir miktar üzerine çıktı. Şimdi biz ne yaptık o dönemdeki analizlerimizde? Mavile gösterdiğimiz bu tranç çizgisini çizdik ve bu tranç çizgisinin üzerinde kalırması şartını koyduk ki biz Ethereum dolar paritesinde yeniden 3000 dolarla 2600, 2800 ve 3000 dolarlı seviyeleri telaffuz edelim diye. Şimdi maviyle gösterdiğimiz bu tren çizgisi üzerinde 26 Haziran tarihinden beri devam ediyordu Ethereum dolar paritesi. Ancak 2311 dolar seviyesinin üzerinde çok fazla kalamadı. Gerçek anlamda kalamadı ve yönünü tekrar aşağı çevirdi. Bundan daha da önemlisi, yaklaşık dediğimiz gibi 26 Haziran tarihinde başlayan bu mavile gösterinin yükseliş trend çizgisini 2.290 dolar seviyesini aşağı kırarak sonlandırmış oldu. Şimdi parite. 2048 dolar seviyesindeki destek noktasının üzerinde tutulma çabasında. Bunun altında ise 2015 dolar seviyesinde bir destek noktası var. Bir ara destek noktası var. Bu açık mavi çizgiyle gösterdim. Şimdi 2015 dolar seviyesinin üzerine hatta bunun rengini biraz daha koyulaştıralım. Şimdi 2310, 2015 dolar seviyesindeki bu ara destek noktasının üzerinde tutulma çabasına dikkat ederseniz şu anda içinde bulunduğumuz 4 saatlik bir miktar altına sarktı. Ancak şu anda üzerinde. Şimdi bunun üzerinde kalması şart. Kalırsa tekrar 2048 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. O zaman biz paritede yaklaşık 2167-2200 dolar seviyene kadar yeniden bir hareket görebiliriz. Ancak kalamaması durumunda ise paritenin 1909 ve 1744 dolar seviyelerindeki ana destek noktalarına kadar geri çekilme riskinin yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. O zaman biz Ethereum dolar paritesi için şu anda 2015 dolar seviyesi üzerinde kalıp kalınmadığını takip ediyoruz. Kalınması durumunda 2048 dolar seviyesinin üzerine doğru bir senaryo kuruyoruz ve 2170 dolar seviyelerine kadar 2170-2200 dolar seviyelerine kadar bir hareket bekleyebiliriz. Kalmaması durumunda ise 1909 ve 1744 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme riskinden bahsedebiliriz. Şimdi maktama indikatörüne bakalım. Her ne kadar negatif yönde sinyal üretse de pozitif negatif yöndeki sinyalin gücü bir miktar azalmış ve mavi ile bu çizginin kırmızıyı kesme yönünde ufak da olsa bir çalışması var gibi ama ancak, ancak bu çok kuvvetli bir çalışma mı değil. O sebeple bir miktar aynı Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi Ethereum dolar paritesinde bir miktar bekle gör politikası izlemekte fayda var. Yeni yatırım yapmak isteyen yatırımcıların. Ancak eline po, e, Ethereum dolar paritesi bulunan yatırımcıların ise özellikle 1900 ve gibi 1744 dolar seviyesindeki destek noktalarına dikkat etmesinde fayda var. Çünkü şu anki görünüm işin açıkçası pek de olumlu değil. Bu olumlu görüntüyü biz sürekli olarak dile getiriyorduk ta ki 8 ton tarihindeki bu tren çizgisinin aşağı kırılmasına kadar artık paritenin yeni bir tren çizgisi oluşturması şart. Ancak şu anki görünüm yeni yukarı, yönlü tren çizgisinin dışında paritenin mevcut pozisyonları yani mevcut desteklerin üzerinde kalma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Bugünkü videomuzda her zaman olduğu gibi Bitcoin dolar partisini işledik. Onun dışında Ethereum dolar partisinde bugünkü videomuzun konuları arasındaydı. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.